bugün nelerden bahsedeceğiz? Ambalajdan bahsedeceğiz. Bugünkü konuğumuz iş geliştirme uzmanı Hülya Dinçbilek Cengiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Elbette. Marmara Üniversitesi İngilizce Fizik bölümünde okudum. İş hayatım kendi branşım dışında şekillendi. Matbaa, gazete, endüstriyel reklam, event, etkinlik, fuar alanlarında, kurumsal firmalarda pazarlama ve yöneticilik yaptım. Son 10 yılımı da ambalaj sektörünün içinde geçirdim. Kurumsal hayatımı bir yıl önce noktalandırıp kendi işimi yapma konusunda girişimde bulundum. Ambalaj sektöründe real mock-up üretmek üzere kendi atölyemizi şekillendirdik. Kurumsal firmalara birçok kurumsal firmaya şu anda hizmet veriyoruz. Çok tebrikler. Başarılarınızın Teşekkür devamını ederim. diliyoruz. Ne güzel bir girişimde bulunmuşsunuz. Sağ Önemli olun. bir konu. Peki ambalaj nedir? Neden önemlidir? Biraz anlatır mısınız? Ee, Türk Dil Kurumu'na göre ambalaj ürünü saran ve örten bir malzeme anlamına geliyor ama tanımlama bu şekilde. Ee, gerçekte öyle midir diye bir e, sormak lazım. Üründe çünkü marka, algı, rekabet... E, renk var. Mecazi anlamda tüketici ile aslında ilk konuşan reklam malzemesi ambalajdır. Tüketici raftan alıyorsa doğru tasarlanmış demektir. E, buradan yola çıkarak e, grafik tasarım yapmak, e, çizmek ayrı bir iş, ambalaj tasarlamak ayrı bir iştir. Ciddi bir iştir. Kendine özgü bir uzman, uzmanlaşmayı gerektirir. Baskı öncesi ve sonrası tüm sistemlere hakim olmak, renk ayrımını bilmek, ambalaj malzemelerini tüketici davranışlarını ve eğilimlerini de bilmek gerekir. Bu anlamda real mockup yapabilmek için de uzmanlaşmak gerekiyor. Kesinlikle. Peki real mockup nedir acaba? E, real mockup seri üretime geçilmeden önce e, orijinal ham madde özelliklerine göre yani speklerine göre en yakın malzeme ile aslında üretilen prova baskı sistemidir. E, bu sayede de dijital ortamda hazırlanan, tasarlanan ambalajlar, gözle görünen, elle tutulan fiziki nesneye dönüşürler. Önümdeki zaten Örnekler iki var. örnekten Hı -hı. de anlaşılıyor. E, bu anlamda e, tüketiciye son halini biz simüle etmiş oluyoruz aslında. Dolayısıyla dijital ortamda gördüğü e, tasarımı ete kemiğe büründürmüş oluyoruz. Çok güzel. Peki real mockup hangi ihtiyaç nedeniyle doğmuştur? E, aslında ambalaj süreçlerinde hızlı aksiyon alabilmek. Hataları minimize edebilmek ihtiyacıyla doğmuştur. Tasarımı geliştirmek, lansman ve onay süreçlerini kısaltmak da bu konuda çok önemlidir. Özellikle amelajların malzeme üzerindeki laklar, gofreler, metalize efektleri uygulanabilmesi için nihai karar aşamalarında büyük avantaj sağlar. Ayrıca reklam çekimi, fotoğraf çekimi gibi birçok PR çalışmasına da uzun zaman gerektiren yüksek tonajlı baskı süreçleri yüzünden geç başlandığı için bu lansman ve tasarım süreçleri de gecikiyor bu e, anlamda ve sekteye uğruyor. Real Mockup bu sayede eş zamanlı bu PR çalışmalarının da yapılabilmesini sağlıyor. Farklı bir diğer kullanım alanı da tasarım ve ambalaj süreçlerinde pazarlı pazar araştırması ve raf testlerinin yapılabilmesini e, sağlıyor. Bu aşamada hem markalara hem şirketlere büyük kolaylıklar ve katkı sağlar. Bunun haricinde de çok önemli bir şeyse faydası var. Am, ambalaj üretici firmalar satışlarını bu, bu anlamda çok daha hızlı ve e, hızlı bir şekilde ele alabiliyorlar. E, yurt içinde veya yurt dışında fuara gidiyorsa eğer bu fuarda lansmanını daha hızlı yapabiliyor. Bu sayede de e, baskı tonajlarını bile belirleyebiliyor. Çok güzel. Peki uygulama alanları konusunda ilaveniz var mı acaba? Evet e, yapayım e, bu anlamda. Kağıt ve karton türü aslında hı hı. bütün e, poşetler ve ambalajlar e, bizim e, uygulama alanlarımıza girer. Etiketler, etiketlerdeki şeffaf, metalize, e, kuşe, OPP e, diyebileceğimiz ürünler de bunun içindedir. E, bir de flexible ambalajlar. Diğer adıyla esnek ambalajlar, ee, halk dilinde de kuru yemişte, kahvede, şeker ve bakliyatta gördüğünüz ambalajların çoğu esnek ambalajlardır. Ee, i̇çecek, deterjan, kozmetik alanında da sıkça kullanılan silim ambalajları sayabiliriz. Çok güzel. Peki sizden kimler hizmet alabilir? Evet. Bizden e, bu doğrultuda e, ihtiyacı olan tüm üretici firmalar aslında, endüstriyel tasarım ve grafik tasarım öğrencileri bizden hizmet alabilirler, destek de alabilirler. Biz bu bugün yurt içinde ve yurt dışında birçok firmaya, e, kurumsal firmaya da hizmet veriyoruz. İspanya, İtalya, Hollanda ve Danimarka en çok çalıştığımız firmalar arasındadır. E, birkaç defa Çin'e de e, ürün gönderdik. E, birçok ambalaj tasarım ajansı, freelancer'larla da işbirliği içerisindeyiz. Bu sayede tasarımcılar projelerinin onay süreçlerini e, kısaltarak daha hızlı bir şekilde sonuca gidebiliyorlar. Yanı sıra ambalaj tedarik firmaları, matbaalar onay süreçlerini hızlandırmak için bizlerle işbirliği yapıyorlar. Toparlamak gerekirse üretici firmalar, tedarikçiler, ajanslar, tasarımcılar Ambalaj gibi birimleri bizden hizmet alabilirler. Çok tebrikler başarılarınızın devamını teşekkür diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz iş geliştirme uzmanı Hülya Dinçbilek Cengiz'di. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız, güzel açıklamalarınız için çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederiz. Çok mersi. Sağ olun. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.